Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Risaletül Müsterşidin, İmam Haris el-Muhasibinin rahmetullahi aleyh, Risalesini okumaya devam ediyoruz. Risaletül Müsterşidin eserini kardeşiniz tercüme etmişti. Bu eser, Hakikati Arayanlara Kılavuz ismiyle yayınlandı hem şerhi açıklamalarıyla birlikte hem metni olarak dileyen kardeşlerimiz oradan da takip etme imkanı bulurlar. biz geçtiğimiz programda mukaddimeden ve devamında Harisel Muhasibi rahmetullahi aleyh'in bahsettiği seçkin müminlerden, onların vasıflarından bahsetmiştik. O seçkin müminlerin uyduğu yolun riayet edilmesi gereken esasların neler olduğundan bahsetmiş idik. Şimdi metnimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve hâzâ huves İşte bu, yani daha önceki derste bahsettiğimiz kitap, sünnet ve icma ile çerçevesi çizilen şeriat, şeriatımızın kurallarına riayetle seçkin kullardan olma yolu ve hâzâ huve s-sirâtul İşte doğru yol budur. Ellezî de'â ileyhi ibâdehu fekâle celle ve azze. cenab Allah'ın davet ettiği, kullarını davet ettiği dost doğru yol budur. Mevlamız şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Ve enne hâzâ s-sirâti müstakîmen İşte benim dost doğru yolum budur. Buna tabi olun. Ve la tettebi'u subule fe teferraga bikum an sabilih. Sakın başka yollara uymayın. Yoksa o yollara uyma, uyacak olursanız sizi Allah'ın yolundan alıkoyar. Zalikum vasakum bihi leallekum tettegun. Cenab-ı Allah'ın sizlere emri budur ki Böylece kendiniz takva sahibi olasınız. Takva kişinin haramlardan kaçınmak ve Mevlamızın emirlerine uyması olarak büyüklerimizin tarifi öyledir. Takva nedir? Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak. Kısa öz bir şekilde takvayı böyle tanımlayabiliriz. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm da şöyle buyurmuştur aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir <laughs> râşidîne min ba'di. Size gerekli olan nedir? Benim sünnetim. Benim sünnetime tabi olmanız. Ve sünnetil hulefâir <laughs> râşidîne min ba'di. Benden sonra râşid halifelerimin. Yani benim yolumu takip eden, e, takip ettiren, yaşatan, ihya eden Raşid halifelerin yoluna uymanız. Başta Raşid halifeler dört büyük halifedir. Mevlamız onlardan razı olsun. Bize İslam'ın gelmesini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli öncülerimiz arasındadır. Onların sünnetine tabi olunuz. Onların yoluna tabi olunuz. Addû aleyhâ bin nevâcid Nevâcid, Arapçada azı dişler demek. Bir şeye sımsıkı yapışmanın ifadesi olarak azı dişlerinizle yapışırcasına buna sımsıkı sarılın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiye ediyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve o sünneti takip eden onu ihya ile e, günümüze ulaştıran raşit halifelerimizin yoluna da tabi olmamız bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından emrediliyor. Vealem şunu bil ki أن فريضه كتاب الله العمل بحكمه Cenab-ı Allah'ın kitabına karşı bize düşen temel vazifeler şunlardır farziyet olarak. Mevla'mızın kitabına karşı bizim e, yapmamız gereken bize yük bizim yükümlü kılındığımız hususlar şunlardır. Nedir? El amelu bi hukmihi min el emri ve'n nehi ister emir şeklinde olsun, ister yasak şeklinde olsun, Cenab-ı Allah'ın kitabındaki hükümleriyle amel etmek. Tabi burada amel üzerinde duruyor. Başta iman etmemiz gerekiyor. Mevlamızın kitabındaki bütün emir ve yasaklarına, onların hepsinin Cenabı ı Hak'tan olduğuna iman etmemiz gerekiyor. E peki bunu niye söylemede de doğrudan e, hükmüyle amel hususuna geldi? Çünkü o zaten bilinen bir husus. Mümin olan bir kimse zaten buna iman etti. Artık bu imandan sonra ona düşen temel vecibe nedir? Hükmüyle amel etmektir. Başka vel ee, havfu min vaidihi. Cenabı Hakk'ın tehdidinden korkmak. Mevlamız rahmeti engin. Rahmetim gazabımı geçmiştir diye bize kendisini vasfederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize bildiriyor. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Ama buna rağmen Mevlamız'ın gazabı da vardır, öfkesi de vardır, şiddeti de vardır, intikamı da vardır. Öyle e, hiç gazaplanmayan, cezalandırmayan, sadece cemal sıfatları olan bir zat değildir. Zat kelimesini kullanıyoruz. Bir Türkçe'deki gibi böyle bir kişi, şahıs anlamında anlaşılmasın. Zat-ı ecelli a'la, yüce zat Mevlamız için kullanılır. Cenabı Allah'ın sadece cemal sıfatlarıyla muttasıf bir e, ilah olduğu aklımıza asla gelmesin. Çünkü Mevlamızın cehennemi de var, gazabı da var, intikamı da var, celal sıfatları da var. İşte onun vaidinden yani tehdidinden, cehennem tehdidinden, onun gazabından yar korkmamız e, gerekiyor. Başka varraca li va'dihi. Mevlamızın vadine bizi müjdelediği cennet e, ile müjdeliyor, güzelliklerle müjdeliyor, cemaliyle müjdeliyor. Bunları da ümit etmek. Arapçada raca kelimesi ümit diye çeviriyoruz. Bir de yine ee, ümniyet diye bir kavram var. Ona da temenni diyoruz. Bunu da genelde ümit diye çevrilir. Fakat arada şöyle bir incelik var. Reca amel ederek Mevlamızın güzellik, Mevlamızdan güzellik ummaktır, hayır ummaktır. Ee, ümniyet ise amelsiz bir şekilde boş bir beklentidir. Dolayısıyla mümine düşen görev Cenabı ı Hakk'a onun istediği şekilde e, ibadet ettikten sonra, onun emir ve yasaklarına riayet ettikten sonra ümit etmektir. Yoksa boş bir beklenti içerisinde olmamak icap eder. Hasan-ı Basri Hazretlerine gelip bir defasında diyorlar ki, Ey imam, biz bazı insanlar duyuyoruz, şöyle diyorlar, biz Mevlamız hakkında hüsnü zan besliyoruz, o bizi affeder, o bizi bağışlar. Ama, Bakıyoruz ki hallerine, ahvallerine hiç amelleri yok. E, herhangi bir ibadetleri yok. Sadece boş bir beklenti olarak bunu yapıyorlar. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki lev ahsenu zanne billah le ahsenul amel Eğer allah Teala'ya karşı zanları güzel olsaydı, amelleri de güzel olurdu. Amellerini de güzelce yaparlardı. Demek ki amel olmadan Cenab-ı Hak'tan hüsnü zan ile beklenti içerisinde olmak mümine yakışmıyor. Amenna. Mevlamız şirk dışında bütün günahları affeder. Bunu bize bildiriyor. Lakin e, öte yandan azabını bize bildiriyor. Cehennemini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli isimlerle cehennem anlatılıyor. Hepsi bir işkence, bir azap yeri. Dolayısıyla mümin e, bu riski göze almadan ibadetle meşgul olmakla mükellef. Vel imanu bi Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerine yani manasını sadece Cenab-ı Hakk'ın bileceği, bizim bilme imkanımız olmayan hususlara iman etmemiz gerekiyor. Vel i'tibaru bi kıssasihi ve emsalihi Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan ve verilen örneklerden de ibret almamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kıssalar, Mevlamızın bize bildirdiği, peygamberlerimizin hayatları ile ilgili bütün hadiseler hakikattir. Kesinlikle hakikat dışı bir e, haşa ve kella efsanevi bir anlatım söz konusu değildir. Orada yaşanan tufan bir hakikattir. Hazreti Salih'in devesi bir hakikattir. Bütün mucizeler birer hakikattir. Bunları bu şekilde okumamız ve ibret almamız gerekir. Fa iza ateyte bi zalika faqad kharajte min zulumatil cehli ila nuril ilmi. İşte sen bunları yerine getirecek olursan cehaletin karanlıklarından çıkıp ilmin nuruna, aydınlığına erişmiş olursun. Demek ki ilmin nurunu, huzurunu elde etmenin yolunu bize Haris el Muhasibi Hazretleri Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek diye özetleyebileceğimiz bir cümle ile ifade etmiş oluyor. Başka biz bunları yerine getirdiğimizde cehaletin karanlıklarından çıkıp ilmin aydınlığına eriyoruz. Başka ve min azabi şekki ila ruhil yakin. Böyle şek, şüphe, vesvese, kuruntuların bizim içimizi Tırmalayan o kötülüklerinden kurtulup yakinin, kesin bilginin rahatlığına eriyoruz. Hiçimizde hiçbir şüphe kalmıyor. Zaten e, Ali İmran Suresi, e, Estağfurullah, Bakara Suresinin ilk ayetlerinde daha Fatiha Suresini okuduk. Hemen yanına geçtik. Elifle mim diye meşhur değil mi? Orada müminin hali anlatılırken ne, ne diyorum? Takva sahibi müminin hali anlatılırken Cenab-ı Allah, ve bil aakhiratihum yuqinun. Onlar ahirete yakinen inanırlar. Peki yakin nedir? Kesin inanç diye söylüyoruz. Kesin inanç ne seviyede olur? Bir kimse, şöyle tanımlayalım, gözümüzle gördüğümüzden, elimizle hissettiğimizden daha ziyade göremediğimiz ama Mevlamızın bize bildirdiği şeylerin hakikatine inanırız biz. Gaybe iman etmek demek, gözümüzde gördüğümüzden daha ziyade görmediğimize, Mevlamız bize bildirdi diye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdi diye iman etmemizdir. Yakin budur. قَالَ اللّٰهُ جَلَّ ı Allah, şanı yüce Mevlamız şöyle buyurdu. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهُ Vallahu veliyul ladina amanu yukhrijuhum minez zulumat ila nur. Cenab-ı Hak müminlerin velisidir, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Burada dikkat buyurursanız zulümat çoğul olarak zikredilmiştir. Karanlıklar, batıl yollar, Hakk'ın hakikatin dışındaki her şey. Onlardan uzaklaştırıp Nura, aydınlığa. O nur ise tekil olarak zikredilmiştir. İslam dinidir. Tevhid dinidir. Cenab-ı Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Aydınlığın huzuruna eriştirir. وَاِنَّمَا يُمَيِّزُ ذَٰلِكَ وَيَرْغَبُ ف۪يهِ اَهْلُ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ عَنِ اللّٰهِ Bunun da Ayırdı, bunu e, tam manasıyla temyiz edenler ve canı gönülden arzu edenler kimler akıl sahibi ve Cenabı Hakk'ın hükümlerini fehmeden mevlamızı marifet derecesinde bilen kimseler ancak bunu anlar bilirler. Ellezina bunlar öyle kimselerdir ki ellezina amilu fi ihkamiz zahiri ve tenazzahu ani şübuhati bu kimseler zahirlerini e, İslam'ın Cenabı hakkın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği hakikatleri zahirde ihkam ederler, sapa sağlam yaşarlar, şeriatın bize çizdiği sınırı bir kıl kadar dahi şaşmazlar ve onu onun e, muhkem kılınması için çaba gösterirler ve tenezzehu aniş şubuhati şüphelerden de uzak dururlar. E peki biz şimdi şüphe ile şüpheli olmayan şeyi birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bazen değerli kıymetli kardeşlerim şunu karıştırabiliyoruz. Vesvese ile şüpheliden kaçınma arasında ince bir çizgi var. Bazen öyle oluyor ki kendi vesvesemizi Takva zannedebiliyoruz. Halbuki öyle değil. O yüzden burada e, aldığım notlardan size nakledeyim. İbni Kudame Rahmetullahi Aleyh'in e, eserinden, Minhacül Qasidinden Diyor ki, eğer e, bir ihtimal herhangi bir delile dayanmıyorsa o artık şüphe değil vesvesedir. Demek ki biz ortada bir delil yokken ya belki şöyle olabilir. Hayır, belki ile amel etmiyoruz. Eğer belki diyorsan o zaman orada vesvese vardır. Ya bize bir şey ikram edildi, güvendiğimiz salih bir kimseden ikram edildi. Ya belki bir yerden haramdan gelmiştir deyip yememezlik edemeyiz. Ha, delilimiz peki ne olur? Ya sizde Manevi bir delil olur. Veyahut da zahiri bir delil olur. Manevi delil kişinin kendine hastır. Büyüklerimizde vardır. Mesela Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyhim bizzat kendisinde de vardır böyle bir şey. Bir defasında kendisi davet ediliyor bir dostu tarafından. Aç, böyle pakru zaruret içerisinde Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh. Arkadaşı da, çok hali vakti yerinde olan birisi değil ama bir yakını, akrabası hali vakti iyice yerindeymiş. Ondan türlü türlü yemekler getiriyor, ikram ediyor. Haris el Muhasibi Hazretleri ağzına bir lokma alıyor, böyle ağzında dolandırıp duruyor, bir türlü yutamıyor. Sonra acele bir şekilde dışarıya çıkıyor ve e, uzaklaşıyor. Anlayamıyor tabii ev sahibi, Ertesi gün onu tekrar bulup davet ettiğinde diyor ki, evla niye terk ettiniz üstadım? Yani meclisten, yemekten bir anda çıkıp gittiniz. Diyor ki, Allah ile Cenab-ı Hak ile benim aramda bir işaret vardır. Ben bunun sayesinde şüpheli lokmayı ayırt ederim. O yemekte bir sıkıntı vardı. O yüzden ben onu yiyemedim. Dolayısıyla dışarı çıkıp, e, affedersiniz, tükürmek zorunda kaldım. Sen şimdi bana evinde ne varsa onu ikram et diyor. Kuru ekmek, su ikram ediliyor ve onu çok rahat bir şekilde yemeye başlıyor. Demek ki delil dediğimiz şey manevi olabileceği gibi zahiri de olabilir. Eğer bizde ikisi de yoksa vesvese ile amel edilmez. O zaman o iş vesveseye dönüşür. Bir de şöyle söylemiş İbn-i Kudame Rahmetullahi Aleyh diyor ki لِأَنَّ الْمَشْكُوكَ ف۪يهِ O'lu ki, tahsul fihi'r ribetu bi delaletin. Eğer şek dediğimiz şey ya bu şüpheli artık dediğimiz şey ona bir hüküm vereceksek orada şüphenin bir delille sabit olması lazım. Delil yoksa şüphe de yoktur. O zaman mübah dairesine girer. Mübah olan bir şeyden kaçınmak ise vesvesedir. Allah bizleri bu halden muhafaza eylesin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. El halalü beynun, vel haramü beynun, ve beyne zâlike umûrun müştebihâtun, terkuha hayrun min ahziha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi. Helal bellidir, haram bellidir ve bunlar arasında e, şüpheli hususlar vardır. Şüphe zaten Arapçada buna kök teşkil eden kelime benzemek demek. Şebeh. Yani neye bir şeye benziyor. Helal mi haram mı? Tam hükmedemiyoruz. Bir şüphemiz var. E bir delilimiz ortaya çıktığında artık o delile istinaden helal veya haram hükmünü veriyoruz. Veyahut da eğer helal haram hükmünü veremiyorsak harama yaklaştıysa mekruh hükmünü veriyoruz. Bunlar ile ilgili tutum ne olmalı? Delile dayalı olarak tabi olması gerekiyor. Terkuha hayrun min ahdiha. Bunları ifa etmektense terk etmesi daha evladır. Çünkü harama düşme tehlikesi taşır. Eğer biz e, bu şüpheli hususlarda çok fazla ilgilenecek olursak bizi harama doğru götürebilir. Allah muhafaza. O nedenle bunları yapmaktansa uzak durmak daha doğrudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimizi de böylece bitirmiş oluyoruz. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.